mı? Evet. İlk ay. Evet. İlk ay. Kimi seçmek istiyorsun? Ben Gülben Ergen'i seçmek istiyorum. Merhaba İlkay. Merhaba Gülben Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sen de hoş geldin. Hoş buldum. Sorumuz gelsin bakalım sevgili Pelin. Nikahtan sonra gelinler niye damatların ayaklarına basarlar? Çok güzel. Nikahlı soruyu bilerek mi bana sakladınız? Başka kız olduğum konulardan biri diye. Evet, nikahtan sonra gelinler niye damatlarının ayaklarını basar? Acaba ben basmış mıydım? İnan hiç hatırlamıyorum. Şimdi bu antik Roma'dan gelen... Ama bana basmamıştın Gülben. Yani bas demişim, basmamışım, basmakla basmamakla bir alakası yoktur da gelebilir bu konu. Bassan da basmasan da netice Hatice. İlk aycığım kafanı karıştırmayayım. Sana bilgiyi anlatıyorum. Bu ayağına basma hikayesi antik Roma'dan gelen bir hikaye. Bildiğin gibi eski dönemlerde bugünkü gibi arabalar, trenler, tekneler, uçaklar falan yok. Her yere yayan gidiyorsun ve giydiğin ayakkabı da çok önemli. Kötü bir ayakkabı giyersen ayakların parçalanır. Yani eski dönemlerde kaliteli bir ayakkabının olması demek senin özgürlüğün demek. Gelin de öyle bir davranıyor ki ayakkabısı yıpransın diye, yuvası yıpranmasın diye damadın ayağına basıyor. Burada amaç özgürlük ve güç. Kadın yuvasını korumaya çalışıyor yani. Benden bu kadar. Peki, teşekkür ederim. Şimdi bu yani Roma'da mı demiştiniz? Ne zaman demiştiniz bu? Evet. Evet. Roma zamanında yani sandalet giyiyorlardı sanırım. Yani sandaletler giyiniyordu. Ayakkabı tabii onlar da dönemin ayakkabısı sonuçta. Evet. Ya şey arada sanki evlenirken ne bileyim o zaman da kadının ya, damadın gelinin damadın ayağına basması acaba yani ya ben bunu kafamda anlamlandıramadım biraz şey olarak. Bu inandırıcı gelmedi bana diyorum çok. Gülben Ergen attı tuttu diyorsun özetle. Yok onu değil yani format gereği böyle davranmanız gerektiği içindir. Yoksa öyle davranacağınızdan değil. Aynen teşekkürler. Yani doğru mu yanlış mı da sen inanmadım yanlış mı diyorsun? Yanlış diyorum. Pelin'cim topu sana bırakıyorum. Işıklar yeşil mi yanar, kırmızı mı yanar? Stüdyo bir kırmızı hale mi dönüşür yoksa çiçek mi açarız? Top sende. İlkay'cığım Gülben'e inanmadın yani. Bakalım inanmayarak doğru mu yaptın? Ah tanrım! Ya. Ta-da! İyi oldu. Bundan sonra hepsine inanacağım. Yaşandı stüdyoda. Özür diliyorum. Hepsine inanacağım bundan sonra. Aynen, hepsine inan. Bu meselelerin bizim şahsımızla hiçbir alakası yok. Zaten bizi oyunculuğumuzla buraya oturduğumuz için böyle kafa karıştırmak aslında bizim görevimiz canım, burada. Dolayısıyla bireysel olarak üstümüze alınmıyoruz. Rahat ol. Tamamdır. Evet, zaten günümüzde de şöyle bir rivayet var ki hani gelin damadın ayağına basınca benim sözüm geçsin diye basıyor. Hı. Evet, bu arada Gülben'in harfi açılmadığı için tekrardan onu seçebilirsiniz.